Şimdi mevsim başlamıştır. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında iskorpitler çıkmaya başlar. Yumurta dönemine girmeye başlamıştır iskorpitler. İskorpitlerde güzel buğulama olur, çorba olur, kavurma olur, şiş olur. Bunu güzelce kılçıksız yapacağız iskorpitleri. İskorpitler genel zehirli balıktır. Dikenleri battığı zaman elleri çok sızlatır. Çarpan balık derler. Şimdi güzel kılçıksız yapıyoruz. Ellerimize dikkat etmemiz lazım. Çarpmaması için. Güzel löpetini çıkartıyoruz. Bu şekilde kılçıksız oluyor. Bundan kavurma oluyor. Domatesli, biberli, mantarlı bir şekilde. Soya soslu güzelce zeytinyağına marine edip ızgarası oluyor. Açlıyorsunuz salatası oluyor. Çok çocuklar bundan patates cipsi yaparmış gibi tava yapabilirsiniz. Genelde skorpiyonlar yengeç ya, böyle gördüğünüz gibi yengeçler çıkıyor içinden. Çok temiz balıktır. Protein yüksek bir balıktır. Balık çorbası çok güzel olur. Yani bu kafalarından mesela çorba yapabilirsiniz. İskorpitten 5 kilo iskorpitten yaklaşık 1 kilo et çıkıyor. Sıkır kılçıksız oluyor bu şekilde. Bir de bunun tulumunu çıkaracağız. Tulum dediğimiz şekilde bütün kalıyor. Şimdi onu birazdan göstereceğim. İskorpitimizi alalım. Sırt dikenini alıyoruz. Diğer tarafına geçiyoruz. Üstünden çekiyoruz. Şekilde. İçinde yine bir şeyler var. Yine bir şeyler yemiş. Sağ ol Fatih'cim. Hayırlı günler. Şimdi bakacağız içinde neler çıkacak. Yengeç yemiş yine. Bakın balık yemiş bu sefer. Gördüğünüz gibi. Yengeç de çıktı içinden şu şekilde, gördüğünüz gibi. Çavarozlar. Güzelce birisini alıyoruz bu şekilde, çorbalık. Ya buğulama da olur. Domatesli güzel, sarımsaklı, biberli. Bu şekilde bırakıyoruz. Dolu çıktı. Evet, kameramanın bir şeyini abi, çok teşekkür ederiz.